projeleri vardır. O şekilde yapılanması lazım. Damacana suyu mu, şişe suyu mu yoksa şebeke suyu mu daha sağlıklı? Türkiye son aylarda bu konuyu sıkça tartışıyor. Bursa'da tartışmalara son noktayı ise Bursa Kimya Mühendisleri ve Tabip Odası koydu. Birçok damacana, yani hazır su firmasının sularında hayvan dışkısında rastlanan bir bakterinin bulunduğuna dikkat çeken akademik odalar, vatandaşları uyararak paranızla sağlığınızdan olmayın, damacana su sağlıksız, en sağlıklı, güvenli ve ekonomik olan şebeke suyunu tüketin önerisinde bulunuyor. Bağlı bulunduğu holdingin cam şişe yatırımı nedeniyle bir medya kurumunun gündeme taşıdığı damacana sudaki tehlike uyarıları uzun süre gündemden düşmedi. Türkiye'de oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanan damacana suyuyla ilgili soru işaretlerine ise Bursa'da son noktayı Kimya Mühendisleri Odası ve Tabip Odası koydu. Sorunun damacana, yani pet şişe değil, sudaki mikrobiyolojik ve dezenfekte sorunu olduğunu açıklayan Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, tadı ve klor nedeniyle vatandaşın gittikçe mesafeli durmaya başladığı şebeke suyunun daha güvenli, sağlıklı ve ekonomik olduğunu söyledi. Bizler Tabip Odası'yla da ilgili de bu konuda görüşmelerimiz, çalışmalarımız var. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Halkımıza çeşmelerinden akan şebeke suyunu içmelerini tavsiye ediyoruz. Uluşahin damacana suyun içerdiği riskleri de paylaştı. Çünkü damacana suların bir takım riskleri var. Yaz aylarında özellikle mikrobiyolojik açıdan sıkıntı duyan ciddi damacana suyu firmalarının var olduğunu biliyoruz. Ciddi mikrobiyolojik açıdan risklerin var olduğunu biliyoruz. Bunun dışında o damacanalar tekrar kullanılmadan önce ciddi dezenfeksiyon sorunları yaşadığını biliyoruz. Uluşahin damacana suda mikrobiyolojik tehlikenin başta büyük firmalar olmak üzere birçok hazır su üreticisinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bir firmada değil, birçok firmada ve bu işin öncüsü olarak nitelendirebileceğimiz firmalarda da dahi zaman zaman mikrobiyolojik sıkıntılar görebiliyoruz. Dolayısıyla çeşme suyunun, şebeke suyunun son derece sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. En azından sürekli kontrol altında ve mikrobiyolojik risklere, ağır element kimyasal riskine bugüne kadar hiç rastlamadık. Bursa bu açıdan son derece güvenli bir şehir. Çok çarpıcı bir uyarıda daha bulunan Uluşahin, damacana suda hayvan dışkısında rastlanan bir bakteriye de rastladıklarını açıkladı. Bizim o dönem yaptığımız çalışmada ciddi koliform tespit etmiştik. Koliform bir çeşit bakteri ve bu bakteri genelde hayvan gübrelerinde, hayvan dışkılarında yaşayan bir bakteri. Ciddi anlamda bağırsak enfeksiyonlarına, mide rahatsızlıklarına sebep olabilecek bir bakteri. Dolayısıyla yani çok ciddi ölümcül bir risk taşımaz diye düşünüyorum. Ama ciddi bağırsak enfeksiyonlarına, mide rahatsızlıklarına neden olabilir diye düşünüyorum ben. Uluşahin klor nedeniyle şebeke suyundan uzak duran vatandaşlara klorun varlığı değil yokluğu sorun hatırlatmasında da bulunuyor. Şöyle bir gerçeklik var tabii, bunlar hep konuşuluyor. Şebeke suyunun içerisindeki klor ne olacak, fazla ne olacak? İnanın orada çok iyi bir kontrol var. Sürekli bunları analizlerimizle de takip ediyoruz. Çok minimal bir klor uygulaması var. Uygulanan klorun varlığındansa yokluğu bizim için risk. Onun içerisinde var olan klor insan sağlığına zararlı olabilecek seviyede değil. Dolayısıyla çeşme suları içilebilir durumda. Belki tat alışkanlığımızdan vazgeçmek biraz zaman alabilir. Ama kesinlikle biz çeşme suyunu kullanmalarını öneriyoruz. En azından sağlıklı ve ekonomik içme suyuna ciddi anlamda para da vermemiş olur böylece. Uluşahin son olarak şebeke suyun kentin tüm bölgelerinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğini de söyledi. Şehrin bütün bölgelerinden Osman Gazi'de, Yıldırım'da da, Nilüfer'de de çeşmelerinden akan suyu içebilirler. Hiçbir sıkıntı yok bize. Reklamların etkisiyle vatandaşlarsa genellikle damacana suyu tercih ediyor ve şebeke suyuna karşı mesafeli duruyor. Aşağı yukarı bir 7-8 senedir damacana kullanıyoruz. Şu ana kadar biz hep çeşme suyu kullandık. Tabii hani değerli markalar var, hani su üreten, onlardan da kullansak daha yararlı olabilir ama ben hiç zararını görmedim çeşme suyunun açıkçası. Yani kere kapalı alan bakteriye çok olur. Yani ben arıtmadan çok emin olmam lazım. Yani şebeke suyuna, şebekeye karışmadan önce bir takım yan etkiler olabilir. Aslında cama çevrilmesi için şu an konuşuluyor bayağı bir artık. Hani küçük şişelerde cam kullanıyoruz da o damacanalarda cam hala çıkmadığı için belki o sorun olabilir. Ya da Bursa suyu çok da kirli değil de deniyor bazen.